Ben Gülşah Şen'le Gülşahça Lezzetlere hepiniz hoş geldiniz. Yine çok heyecanlı olduğum bir bölüm çünkü bu bölümde yine süper sürprizler sizler için. Unutmayın, ne yapıyordunuz? Programı baştan sona reklamlar dahil izlemeniz gerekiyor. Peki bugün bu mutfakta neler mi pişecek? Yine Instagram üzerinden gulshahsen.com.tr'den aldım. Yoğun istek doğrultusunda bugün adım adım bonfile ızgara tavada nasıl pişirilir? Hani o restorandaki gibi nasıl olur, onu yapacağız. Yanında tabii ki sebzesi olacak. Tatlısız olur mu? Çok basit, yine ızgara tavada 5 dakikalık ananas yapacağım. Onu yukarılara karamel sosu çıkaracak. Bugün benim canım çok çekti çünkü hava çok sıcak. Vişne frozen'ım ve tabii ki salatam var. Yine çok konuştum biliyorum. O zaman ananasla işe başlamak istiyorum. Malzemeleri gelsin. Bu çok lezzetli 5 dakikalık ananas tatlısında neler var? Ben ananasları ızgara tavada pişireceğim ama en son. Neden? Çünkü ona önce nefis bir karamel sos hazırlamam gerekiyor. Karamel sos için şekerim, tereyağım ve kremam var. Altın bir kuralımız var. Peki nedir o? Tereyağınız ve kremanız kesinlikle oda sıcaklığında olmak zorunda. Hani opsiyonu bugün kabul etmiyorum. Şimdi tavamın altını açıyorum. Tavamın altını açtım. Şöyle bakıyorum. Burada karamel sosta çok basit bir kural var. Şekeri tavanıza eşit şekilde yayıyorsunuz. Aynen böyle. Yaydınız değil mi? Şimdi şöyle bir kere sallayacağım. Ve artık şeker eriyip o altın rengini alana kadar buna kesinlikle dokunmuyorsunuz. Ne karıştıracaksınız, ne spatula, hiçbir şey. Neden? Eğer bu aşamada karıştırırsanız arada şeker topakları kalır ve sosunuz böyle yerken kıtır kıtır o şeker tadını hissedersiniz. O sebeple bu tamamen eriyene kadar buna hiç dokunmuyorum, bıraktım. Peki bu ananas tatlısında başka ne olacak? File badem kullanacağım. Benimkilerimde vardı. Zorunlu bir malzeme mi? Değil. Ama olursa çok güzel oluyor. Burada yine wok tavamın altını açıyorum. İçine file bademlerimi koyuyorum. Nasıl yapıyorduk? Renk değiştirene kadar şöyle 2-3 dakika kavuruyorduk. O kadar. Şimdi tek eksiğimiz şekerin erimesi ve bademlerin kavrulması. Bakın karamelim yavaş yavaş olmaya başladı. Yani şekerim erimeye başladı. Hiç ellemiyorum. Ocağın altını kıstım. Aynen bu şekilde bırakıyorum. Bakın bademlerim de oldu. Aynen bu şekilde aldım. Bu arada yine döküm bir tava kullanıyorum ve bu döküm tavayı soğumadan yıkamamanız gerekiyor. İçinde kalan parçacıkları da alalım. Bakın istediğim rengi aldı. Artık spatula, kaşık kullanabilirim. Şimdi içine tereyağı ekliyorum. İlk başta biraz topaklanacaktır. Sakın korkmayın. İlk etapta tereyağını güzelce eritiyorum. Tatlının bütün her şeyini hazırlayacağım. Ve en son servis yapacağım. Bilginiz olsun. Şimdi içine kremayı eklediğim anda hafif topaklanacak. Bu neden olacak biliyor musunuz? Isı dengesi sebebiyle. O yüzden sakın endişe etmeyin. Bakın aynen böyle. Gördünüz mü? Topaklanıyor. Şeker donacak. Şimdi eridikçe açılacak. Genelde bunu ilk deneyenler bir korkarlar böyle. Eyvah ne oldu diye. Bakın şu an kremanın etkisiyle hafif şekerim katılaştı. Şimdi yavaş yavaş açılacak. Bu arada bu sostaki krema oranını düşürebilirsiniz. Bu akışkan bir sos olacak. Tamamıyla dökülebilir kıvamda. Mesela ekrana yansıyan krema oranını yarıya indirip cheesecake'lerinizin üstüne de koyabilirsiniz. Gördünüz mü? Açılmaya başladı. Bakın o topaklanan şeker açıldı. Aynen böyle pürüzsüz kıvamda bir sosum oldu. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Ve bunu dökmeye ve ısıya elverişli, dayanıklı bir kaba aktaracağım. Bu çok sıcaktır, sakın bu halde tadına bakayım demeyin. Diliniz mahvolur benden söylemesi. Benim karamel sosum hazır. Bademlerim de hazır. Şimdi 2 dakikada da ananasları hazırlayacağım. Hepsini bir kenara alıp dondurmayla servis yapacağım. Ananaslarımda da ızgara izi istediğim için grill tava kullanacağım. Şöyle gözüme şu ocağı kestirdim.
hemen altını açıyorum. Tek yapacağım şey birazcık lezzet versin diye tereyağı süreceğim. O kadar. Bunları arkalı önlü çevireceğim. Arzu ederseniz böyle o esnada da biraz şeker koyabilirsiniz. O da karamel etkisi yapacaktır. Ancak biz zaten yoğun bir karamel sos hazırladık. Bence gerek yok. Bunları böyle alıyorum. Bir yandan tabii ki boş durmuyorum ve hemen pancarlı, çok lezzetli bir salata için malzemelerim gelsin diyorum. Kocaman bir karıştırma kabı aldım ve hatta rende aparatı üzerinde takılı olanlardan bütün malzemeyi bunun içine hazırlayacağım. Pancarı da buradan rendeleyeceğim. Sonra diğer kapağıyla buzdolabında servise kadar saklayacağım. Peki bu salatada neler var? Yeşil elma, maydanoz, dereotu, taze soğan, beyaz ıspanak, roka ve pancar. Sosunda da limon kabuğu rendesi, balzamik sirke ve sarımsak. Ama bir yandan şöyle ananaslarım için ızgara tavama bakıyorum. Gayet güzel ısınmış. Hemen birazcık tereyağı ilave edeceğim. Şöyle eritelim tereyağımızı. Hafif yansın, onun da kokusu, tadı geçsin. Şimdi ananaslarımı yerleştiriyorum. Böyle hafif siyah siyah olmalılar, unutmayın. Şu an çıkan kokuyu alsanız inanamazsınız. Şimdi ananaslarım olurken salatamı hızlıca doğrayacağım. Bu tereyağım da burada dursun, belki yine eklemek isterim. Neyle başlayalım? Şöyle alalım. Hepsi olur, hepsi. Çünkü taze mis gibi ot. Artık yaz mevsiminin dolu dolu içindeyiz. Bence pazara gidin ve en sevdiğiniz taze otların hepsini alın. Sonra onlarla şöyle güzel, gelişi güzel bir salata yapın. Salatayı yaparken hemen hatırlatmak istiyorum. Unutmayın, bu bölüm sürprizli bölüm. Gülşahçe Lezzetler'de artık hemen hemen her bölümde sürprizler var. Bunun için bizi izlemeniz gerekiyor. Çünkü hangi gün olduğunu size maalesef söyleyemiyorum, sürpriz. Hemen şöyle elime geldikçe alıyorum. Bakın çok güzel taze soğanlarım var. Bu arada ananasları sıcak da servis edebilirsiniz, soğuk da, nasıl istiyorsanız. Ben hafif ılık servis edeceğim ve içlerinde dondurmalar da koyacağım, bilginiz olsun. Şimdi taze soğanlarımı ince ince doğruyorum. O kadar körpeymiş ki bütün saplarını aldım. Bu da yine kabıma gidiyor. Şimdi sırada bakalım hangi yeşillik var. Şuradan şöyle bir dereotu aldım. Yine bol miktarda kullanacağım. Güzelce sarıyorum. Ve incecik kıymaya başlıyorum. Yine birkaç bıçak darbesiyle üstünden geçiyorum. Dereotlarım da hazır. Hemen onları da koydum. Bakalım başka neler var. Burada çok güzel yine pazardan kuzu kulakları. Ben bunların saplarını asla ayırmam. Bakın incecik ve çok körpeler. Direkt saplarından aynen şu şekilde doğruyorum. Kalan kısmı irice doğruyorum. Sapları incelttim. Bunlar da içine gidiyor. Bu salatanın adını ne koydum? İnanın şu an hatırlamıyorum. Ama benim çok sevdiğim salatalardan bir tanesi. Bakalım bu istediğim görüntüyü almış mı? Bakın işte almış. Aynen böyle olacak. Şu izlere bakın. Tam da böyle olması gerekiyor. Şimdi geldim bu tarafa. Hadi şuradan birazcık da maydanoz alalım. Her zaman yaptığım yöntemle. Bütün hepsini biraz da aceleci bir yapım var, biliyor musunuz? Her şeyi bir kere de halletmek istiyorum. Yine şu an o hislerin içerisindeyim. Yine bunları da inceltiyorum. Bu arada ben biraz göz kararı kullanıyor olabilirim bütün malzemeleri. Siz yine hem ekrana yansıyan listeden bakabilirsiniz. Hem de aynı zamanda programdan hemen sonra tüm tarifler için YouTube Gülşahçe Lezzetleri tıklayabilirsiniz. Yine aynı zamanda bana sormak istediğiniz sorularınız varsa onları da Instagram için gülşahsen.com.tr'den bana sorabilirsiniz.
Son kez mi hatırlatsam acaba bilmiyorum. Bugün sürprizli bir program, unutmayın. Bu bölümü son ana kadar reklamlar dahil izleyin. Şimdi maydanozlarım da hazır. Bakın her şeyi üst üste koydum. Ben yine bu ara şeye taktım. Salatalarda yeşil elma. O sebeple bugün buna da bir tane ekleyeceğim. Yine kabuklarıyla doğrayacağım. Bunun içine domates, biber koymuyorum. Ama salata her zaman hayal gücüdür. Siz ne istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Şimdi bakalım ananaslara. Hepsini kontrol ediyorum olmak üzere. Bakın şu izler, bu olmuş mesela. Şöyle gösterelim. Bu da oldu olacak. Bu da çok güzel olmuş. Bunu da aldım. Baran, bu sana emanet. Süpermen Baran. 2 dakika benim için tutarsan çok sevinirim. Sıra geldi elmalarıma. Şimdi bakın yine aynı kesme tahtasında elmalarımı şöyle 3'e böldüm. Gelişi güzel. Şimdi elmaları da gönderdim. Baran diyor ki 2 dakika oldu. Gerçekten de olmuş. İşte istediğim izler aynen bu. Hemen ocağın altını kapattım. Şimdi bunun neyi eksik biliyor musunuz? Pancarı. Bence birini içine rendeleyelim. Birisini de böyle sonradan havalı havalı üstüne koyalım diye düşünüyorum. O zaman öncelikle pancarımı rendeleyeceğim. Saklama kabının hemen rende aparatını böyle takıyorsunuz. Bunu sonra buradan kapağı değiştirip kullanabiliyorsunuz. Bunu dikkatli bir şekilde rendeliyorum. Ben ne zaman beyaz giysem ya da pembe, nazara geliyorum galiba. Ya üstüme döküyorum ya bir şeyler sıçrıyor. Bana diyorsunuz ki eğer önlük taksan öyle olmaz ama ne yapalım, önlük takmayı da çok sevmiyorum galiba. Onunla bir ilgisi olabilir. Bakın şöyle dikkatli bir şekilde bütün malzememi rendeliyorum. Bakın bütün bir adet hepsini içine güzelce rendeledim. Hatta size şöyle göstereyim mi? Aynen böyle. Şimdi bunu olduğu gibi arkama alacağım. Rende kapağını da çıkartalım. Şimdi rende aparatını çıkardım. Bunu takıyorum. Kapağını güzelce kapattım. Bu şekilde pikniğe falan da götürebilirsiniz. Yaz ayı malum. Her yere gidiyoruz artık. Yasaklar da kalktı çok şükür. Yanında siz de benim gibi yemeğini taşımayı sevenlerdenseniz gönül rahatlığıyla kullanın. Bu şimdi buzdolabına gidecek. Hemen buzdolabına koyuyorum. Hızlıca aynı şekilde sosunu da yapacağım. Sosu için peki ne gerekli? Bütün malzemeleri saymıştım. Bir tane sarımsağımı aldım. Bunu arzu ettiğiniz kadar arttırabilirsiniz. Ben bugün size balzamik sirke kullanacağımı söylemiştim. Bakın şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı kadar çünkü çok yakışıyor. Ve tabii ki bol miktarda zeytinyağını ilave ediyorum. Şimdi tabii ki tuzum var. Bütün salatayı düşünerek bir çay kaşığı da tuz ekledim. Bütün sosu güzelce karıştırıyorum. Bütün sosu çözdürdüm. Şimdi içine limon kabukları. Arzu ediyorsanız biraz da limon suyu da ekleyebilirsiniz. Ama bence balzamik yeterli ve bu kabuk rende de yeterli. Şimdiden söyleyelim. Bakın bunu da güzelce karıştırdım. Yine karıştırma kabımın kapağını kapatıyorum. Ne demiştim? Bunu serviste üzerine koyacağım. Ben arkada rendeleyeceğim. Daha havalı havalı duracak. Peki şimdi ne yapacağım? Izgara sebze ve nefis bir bonfile. Malzemeleri gelsin o zaman. Bugün aslında tek tarifle size birkaç şey göstermek istiyorum. O şey ne acaba? Bugün bonfile yapacağım. 3 dilim bonfilem var. Bonfileyi önce marine etmeniz gerekiyor. Neden? Bütün o taze otların tadını alsın, çeksin diye. Bunun içine olmazsa olmaz malzemesini söylüyorum. Zeytinyağı, tuz ve karabiber. Kesinlikle olması gerekenler. Peki diğerleri mi? Tamamıyla sizin hayal gücünüz. Peki ben bugün ne kullanacağım? Bir sürü taze ot. Şimdi burada küçük bir noktaya değineceğim. Taze otlar döküm tavanın yüksek ısısıyla bile hafif yanar. Ben o aromayı çok severim. Buna karar verin. O aromayı seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Eğer sevmiyorsanız
Bunu içine koyup geride alabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Ben ilk olarak etlerimi lezzetlendireceğim. Bir karıştırma kabında yapacağım bunu. Eğer vaktiniz varsa bir gece buzdolabında bu şekilde dinlendirebilirsiniz. Ama bonfile zaten yapısı sebebiyle lokum gibi bir ettir. Böyle o aromaları çekmesi bence yeterli. Ona çok basit ama çok lezzetli bir mantar sos hazırlayacağım. Bu mantar sosta parmesan peyniri var. Ama parmesan peyniri Gülşah çok pahalı diyorsanız, ben ilk günden beri bu programda hep şunu söylüyorum. Diyorum ki kahvaltıdan artan peynirlerinizi lütfen atmayın. Onları rendeleyin ve cam bir saklama kabında saklayın. İşte o peynirleri bugün burada kullanabilirsiniz. Izgara sebze dedim, tavayı ikiye böleceğim. Şu kısmına etlerimi koyacağım. Diğer kısma da kabak, patlıcan, havuç, kırmızı soğan ne isterseniz. Hepsini adım adım ekleyebilirsiniz. Ben ilk olarak etlerimle işe başlamak istiyorum. Karıştırma kabımı yanıma aldım. Etlerimi koyuyorum. Derin bir kapta yapacağım ki her şey birbirine böyle temas etsin istiyorum. Şimdi önce baharatları ekleyelim isterseniz. Şöyle yarım çay kaşığı kadar tuzumu ekledim. Yine aynı şekilde karabiberimi ekledim. Buradan istediğim taze otları seçeceğim. Bazen yukarıya verdiğim tarifi inanın değiştiriyorum burada yaparken. Hani böyle ot çok hoşuma gidiyor, kokusu çok hoşuma gidiyor. Siz de aynı benim gibi yapın, olur mu? Hiç kimsenin tarifine bağlı kalmayın. Kendi özgün tariflerinizi üretin, onları pişirin. Şöyle iki tane biberiyeyi aldım. Çok da güçlü güçlü olmasın. Bu taze otları bütün marketlerden alabilirsiniz. Paket halinde satılıyor. Artık pazarlarda da var. Kekik içinde ben ince sapları alıyorum. Tersten çekiyorum. Hepsini biberiyelerin üzerine ekliyorum. Bence baktım bu kadar taze ot yeterli. Şimdi bunları yine incecik kıyacağız. Unutmayın, etiniz tavaya gitmeden önce oda sıcaklığına gelmiş olmalı. Bu çok önemli. O yüzden bütün her şeyi bu şekilde hazırlıyorum. Bütün bu taze otları da içine atıyorum. Bir tane de sarımsak koyalım mı? Canım istedi, hadi koyalım. Sarımsak eziciyi aldım. Bir diş ekleyeceğim. Tamamen opsiyonel. İsteyen eklesin, isteyen çıkartsın. Ama ben çok seviyorum. İçine şimdi ne koyuyoruz? İyi kalite zeytinyağı. Bilemedin Emirhan, sadece yağ dedim. Burada size bir şey göstermek istiyorum. Şimdi bunu eğer 3-4 gün saklayacaksanız, bakın bu yağın bütün eklerin üstüne çıkması gerekiyor. Ben şu an saklamayacağım ama burada göstermek istiyorum. Koyacağınız zeytinyağı miktarı bu eklerin böyle üzerine çıkarsa hiçbir şey olmaz. Buzdolabında zeytinyağı onları muhafaza edecektir, koruyacaktır. Yani 3-4 gün boyunca ilk günkü lezzetiyle yiyebilirsiniz ki Kurban Bayramı da yaklaşıyor. Bu marine yöntemlerini bence not edin. Tüm bu tariflerin hepsi tamamı programda ne var ne yok. Hemen sonra YouTube için Gülşahça Lezzetler'de. Aynı zamanda bana sormak istediğiniz her şeyi gulşahsen.com.tr Instagram hesabından sorabilirsiniz. Bu arada bugün yine bol sürprizli bir program. Kesinlikle böyle reklamlar dahil izleyin, sonra çok üzülürsünüz benden söylemesi. Bakın bu en basit marinelerden birisidir. Burada opsiyonel olan taze ot miktarını söylemiştim. Ben hafif o yanık tadı sevdiğim için içine ekledim. İstemiyorsanız tavaya. Şimdi bu hazır, bunu arkama alacağım. Patlıcanlar için püf noktamız neydi? Izgara dahi yapacak olsak limonlu suda bekletmemiz gerekiyordu. Bunun amacı patlıcanları acı suyundan kurtarmak. Çekirdekleri ve kabuğuyla beraber koydum. Suyumu ilave ettim. Şimdi ben patlıcanlarımı hafif pijamalı soyacağım. Izgara yapacaksanız şöyle hafif verev kesin. Biraz da kalın olsun. Bence çok daha güzel oluyor. Bakın hiç bölmedim. Ben direkt şu şekilde kesiyorum. Şimdi bunları limonlu suya batırdık. Ben size yine acısını göstereceğim. Bunlar burada beklesin.
Sırada kabaklarım, havuçlarım ve soğanlarım var. Yine hızlı bir şekilde bunları da doğruyorum. Emirhan bak soyacak. Ha diyor bana. İki tane kabağım var. Aynı şekilde bunları da doğruyorum. Yine verev ve bütün olarak keseceğim. Bakın aynen şöyle. Bunlar birer dakika duracaklar grill tavada. Çok pişirmeyeceğiz. Hafif diri olacak, bilginiz olsun. Bu arada biliyor musunuz, size daha önce söylemiş miydim? Benim kabağa alerjim var. Dokunduğum anda ellerim mahvoluyor. O yüzden biraz böyle korka korka tutuyorum. Kusuruma bakmayın. Şimdi aynı tabağa kabaklarımı da aldım. Kırmızı soğanımı aldım. Şöyle gözüme pek bir hoş geldi. Bunu da kalın piyazlık şekilde doğruyorum. Bakın şöyle. Bunu da aralara atacağım. Aynen böyle kalın kalın. Üzerlerine her zaman yaptığım gibi hafif bir tuz serpiyorum. Ve şöyle çok değil, biraz ayrılsınlar, biraz yumuşasınlar diye yoğuruyorum. Bu da hazır. Sarımsağım da burada dursun. Şimdi sırada havucum var. Yine onu da soyacağım. Yine havucumu da bütün olarak aynen bu şekilde doğruyorum. Izgara için tüm malzemeler hazır. Şimdi aynı anda her şeyi pişirmeye başlayacağım. Ama önce tavalarımı ısıtmam gerekiyor. İşe sosla başlayacağım. Önce döküm wok tavamı ısıtıyorum. Peki bugün ızgara yaparken ne kullanacağım? Tabii ki yine döküm ızgara tavası. Bu çok önemli. Niye çok önemli? Döküm tavalarda çünkü ısı eşit seviyede yayılır ve yemekler çok daha lezzetli olur. Bu lezzet şölenine kavuşmak için tavalar ısına dursun. Ben hemen sosa başlayacağım. Bugün sosta iki çeşit mantar kullanıyorum. İstiridye mantarı ve kültür mantarı. Ben ikisinin dokusunu karıştırmayı çok seviyorum. Ama siz tabii ki canınız nasıl isterse öyle yapabilirsiniz. Hemen hızlıca sosta nasıl kullanıyorduk? Büyük büyük. Asla küçültmüyorum. Bakın şu sert kısımlarını aldım. Mantar pişirirken de tavanızın önceden ısınmış olması gerekiyor. Bunu unutmayın. Kalın sapları al ve dörde böl. Dörde de kocaman olanları bölüyoruz bu arada. Bence buna bu kadar. Bakıyorum şöyle. Kültür mantarı yeter. Hemen şuradan şöyle biraz da istiridye mantarı alayım. Bakın bunları nasıl hazırlayacağım. Sert kısımları zaten alınmış. Şöyle kalın dilimler yapıyorsunuz. Şu boyutta. Çok lezzetlidir. Tek başına et gibi olur, bilginiz olsun. Biz güzelce yıkadığımız için arada yapışanlar olmuş. Onları hemen alacağım. Bakalım burası ne durumda? Gayet iyi ısınmış. Altın kuralımız neydi? 1, 2, 3, 4 ve çekme isteği. Gerçekten iyi. Şimdi hemen içine zeytinyağını ilave ediyorum. Ve mantarları gönderiyorum. Şu sesi duymak zorundasınız. Bakın aynen bu. Bu arada hemen söylemek istiyorum. Ocağın altını asla kısmıyorsunuz. Mantarlar suyunu bırakıp geri çekene kadar ocağın altı hep açık olacak. Şöyle bir bakın. Aynen böyle. Doğru sesi de bence herkes duydu. Şimdi yanıma temiz bir mutfak havlusu aldım. Bakın bir yandan da görün, patlıcanların bütün acısı çıkmış. İkiye katladım ve hazır, burada beklesin. Bir yandan da buradaki diğer sebzeleri hazırlayalım. Neyim vardı? Taze soğanım, kapya biberim. Hızlıca bunları da doğramak istiyorum. Taze soğanlarımı doğradım. Şöyle küçük bir kabın içine alıyorum. Ve hepsini önüme koyacağım ki yaparken unutmayayım. Size de böyle olur mu evde? Arada böyle hafif unutuyorsanız benim gibi malzemeleri hazırlayın ve önünüze koyun. Bakın bir yandan da size mantarları göstereyim.
Gördünüz mü? Aynı döküm tava sayesinde et gibi oluyorlar. Şimdi hemen kapya biberimi hazırlıyorum. İnce ince bunları da doğruyorum. Bir tane yeterli. Bunları böyle uzun uzun istemiyorsanız tam ortadan şöyle tek bir darbe yeterli. Bakın bölündüler bile. Şimdi sıra geldi ete ve sebzelere. Sebzelere herhangi bir şey dökmeyecek misin diye soranlara hemen cevap vermek istiyorum. Bakın bu etin yağı var ya, ne demiştim? Etleri şu şekilde koyacağım. Sesi duydunuz mu? Ben hepsini aynı tavada pişireceğim. Yeterli boşluk alanım var. Çok güzel olacak. Aralara ne demiştim? Soğan ve bütün bütün. Aynen bu şekilde. Bütün lezzetler burada birbirine karışacak. Şu dibinde kalan sos var ya, işte bakın. Sebzeleri ne hale getirecek. Hatta bence bu da israf olmasın. Bunları da içine koyalım. Buradan sırayla yavaş yavaş alır alır ızgara yaparız. Ben yine tavama lezzeti, aroması, kokusu geçsin diye şöyle bir diş de sarımsak bıraktım. Şimdi bakın mantarlarım nasıl oldu? Aynı et gibi değil mi? Bunu da tek başına ekleyebilirsiniz. Ama hani program yapıyoruz ya, biraz daha havalı görünsün diye ben bir kombin hazırladım. Şimdi taze soğanları içine ilave ediyorum. Şu ana kadar herhangi bir baharat eklememiştim. Tuzumu ekliyorum. Unutmayın çok fazla pişirmeyeceğiz. Ve karabiberimi. Peki eti yaparken neye dikkat edeceğiz? Et bize bazı sinyaller veriyordu. Diyordu ki beni çevirebilirsin. Bakalım çevirebilir miymişiz? Etimin daha kenarından tam çıkmamış. Yukarıya doğru hafif hafif böyle pişme izi çıkacak. Onu gördüğüm anda çevireceğim. Ama bir yandan sebzelere bakalım. Bakın gördünüz mü? Nasıl güzel görünüyorlar. Bu arada döküm tavaya niye metal maşa kullanıyorsun diye sorarsanız hiçbir şey olmaz. Merak etmeyin. Bunlar çizilmez, yanmaz, yapışmaz tavalar. Bunu bana soruyorsunuz çünkü. Aynı görüntü de böyle fresh olacak. Şimdi geldim yine mantarlara. Soğanlarım doldu. Şöyle bir şu renklerin güzelliğine bakın. Artık içine kapya biberlerimi ekleyebilirim. Bu arada bu yemek böyle bitecek mi? Kesinlikle hayır. Nefis bir vişne frozen yapacağım. Siz sormadan ben hemen söyleyeyim. Tüm tarifler programdan hemen sonra YouTube Gülşahçe Lezzetler'de. Ve tabii ki bana sormak istediğiniz her şeyi gulshahcen.com.tr Instagram hesabından sorabilirsiniz. Bugün çok güzel bir bölüm, bol reklamlı bir bölüm. Bu reklamları izleyin çünkü içinde sizler için sürprizler var. Bakın şimdi eti artık çevirebilirim. O dediğim kısma geldik. Şu yüzeyi görüyor musunuz? İşte aynen böyle olmalı. Bakın. Dışı böyle kavruk, lezzetli, içi sulu sulu pembe. Biz Türk toplumu olarak pembe eti çok sevmiyoruz ama doğrusu öyle tüketmek benden söylemesi. Şimdi buraya geldim. Artık içine kremamı ekleyebilirim. Yine içine tuz, karabiber ve tabii ki muskat. Bu sosun sırlarından bir tanesi muskattır. Karabiberi koydum. Kendi halinde kaynasın. Ben hemen etlerime bakıyorum. Burası daha olmamış. Ama olan sebzeleri alıyorum. Şöyle tek tek görün. Nasıl güzel, nasıl fresh görünüyorlar. O arada şu sosa bir bakın. Bunun şu an tek eksiği muskat.
muskatı eser miktarda rendeliyorum. O ne demekti? Şöyle iki aşağı iki yukarı oldu da bitti. Hemen etlerimi kontrol edeceğim. Bakın iki yüzeyi de çok güzel pişti. Ben hemen bunları dinlenmeleri için alıyorum. Böyle bir 2-3 dakika dinlenmeleri lazım. Bu arada bence birazcık daha sebze hazırlayalım. Şöyle bir de sosuma bakmak istiyorum. Sosum da hazır, altını kapattım. Şöyle kendim sevdiğim için çok azıcık bir 10 gram kadar parmesan peyniri ekledim. Bu aynı zamanda kıvam da verecek, güzel bir aroma da verecek. Benim etim pişti. Soslarım hazır, tatlım da hazır. Tek bir eksiğim var, buz gibi vişne frozen. O zaman bunu arka ocağa alayım, orada pişmeye devam etsin. Ben 2 dakikada vişneli frozen'ımı hazırlamak istiyorum. Her şeyim hazır. Bu sıcak yaz günlerinde size söz verdiğim gibi bol bol buzlu, soğuk, farklı içecekler hazırlayacağım. Bu vişne de onlardan bir tanesi. Tüm malzemeler tabii ki opsiyoneldir. İstediğinizi ekleyip istediğinizi çıkartabilirsiniz ama böyle de çok güzel oluyor. Önce blenderın haznesini yanıma alıyorum. Yazın böyle bir makina edinmeniz gerekiyor. Bütçenize hangisi uygunsa ondan alabilirsiniz. Unutmayın olması gereken özelliği makinenin kesinlikle buz kırması gerekiyor. Şimdi bunun içine önce şöyle limon kabuğunu rendeliyorum. Bu çok önemli bir aşama. Beyazlarını almıyorsunuz, aksi takdirde çok acı olur. Yine aynı şekilde portakalın kabuğunu rendeliyorum. Bu vişne, portakal, limon süper olur. Ben biraz şeker ekleyeceğim. Arzu edenler şeker yerine bal, bal yerine stevia. Canı ne istiyorsa ekleyebilir, bilginiz olsun. Ama tatlandırıcı kullanacaksanız oranı mutlaka yarıya düşürmeyi unutmayın, yoksa çok tatlı olur. Portakalın kabukları da hazır, hepsini aldım. Şimdi artık hazneyi yerine takabilirim. Boyu yüksek geldiği için ben önüme aldım. Önce likitleri hazırlayacağım. Yine kabuğunu rendelediğim portakalın ve limonun suyuna ihtiyacım var. Bu arada vişnelerim donmuş, bilginiz olsun. Önce bir püre elde edeceğim. Bunu arkamda varsa 1-2 yaprak taze nane de ekleyebilirsiniz içine veya ne yapabilirsiniz? Serviste de koyabilirsiniz. Bu da opsiyonel. İnanın tarife ne yazdım hatırlamıyorum gerçekten. Çünkü Gülşahçe çalışmayı çok seviyorum. O an içimden nasıl geliyorsa öyle yapmayı. Evet, bunlar da hazır. Geldim haznenin yanına. Şimdi içine önce vişnelerimi atıyorum. Donmuş vişneleri koydum. Limonun ve portakalın suyunu ekliyorum. Bakın aynen böyle. Ben her evde olduğu için şeker ekledim ama çok az, bir yemek kaşığı kadar. Kapağı kapattım ve artık düğmeye basabilirim. Şimdi bunun içine biraz da buz ekleyeceğim. Zaten vişnelerim donmuş olduğu için çok fazla eklememe gerek yok. Şöyle 2-3 tane yeterli olacaktır. Ve düğmeye basacağım. Sonra ne mi olacak? Hepsi reklamlardan sonra. Reklamlardan sonra bu harika lezzetlerin hepsi tam da burada. Şu vişne frozen'ın bir kıvamına bakın. Şöyle size göstereyim. Bu işte böyle olur. Kesinlikle bol buz ile servis yapılması gerekiyor. Böyle buzlu soğuk sunumlara yazın bayılıyorum. Baran nasıl görünüyor söyle bana. Gözlerini alamıyormuş, güzel. Şöyle üstüne de gelsin, yanlara da aksın bence. Buna tabii ki şöyle bir tane de pipet ekledim. Peki şimdi sırada ne var? Hızlıca salatamı servis etmek istiyorum. Bazı mikser kenar ekşisi beklerken çökme yapar. Mutlaka servisten önce de şöyle bir karıştırın. Bütün sosu döktüm. Şimdi güzelce bütün yeşilliklerle sosumu karıştırıyorum.
Bu arada bir yandan da sosun altını açtım, ısınsın çünkü etlerimi servis edeceğim. Şimdi salatamdan bol miktarda servis tabağına koyuyorum. Gerçekten sabırsızlanıyorum. Biraz da salata servis yaparken yukarı doğru çıkın. Şimdi ne demiştim? Havalı görünsün diye bir tanesini de üstüne koyacaktık. Bence bu kadar yeterli, bu da içine gidebilir. Salatam da hazır. Peki sırada ne var? Nefis o bonfilelerim. Bakın o kadar güzel sulu sulu ki parmağımı bastırdığımda yumuşacık. Sosumu ısıttım. Bunun servisi nasıl oluyor? Şimdi tabağıma şu şekilde sostan koyuyorum. Hazırladığım bonfileleri sosun ortasında şöyle bir çukur yapıyorum. Yüksekliğine bakacağım. Bence hepsini koyabiliriz. Bu şekilde oturtuyorum. Bu ızgara sebzeleri tabağa eklemeyeceğiz mi? Tabii ki evet. Şöyle bir köşeye bir tane patlıcan, bir tane kabak, birkaç tane havuç ve bunların üzerine de tavada mis gibi hazırladığım soğanlardan koydum. Bence şuraya bir kabak daha koyalım. Arkadan şöyle soğanların altına, üstüne biraz biberiye. O zaman artık bu ananasları da servis edelim mi? Çünkü ben gerçekten çok acıktım. Tabağımın altına, orta yerine file bademlerden yaydım. Üstüne bakın şu güzel görünümlü ananaslarımdan bir kule yapacağım. Bunun gibi tatlılar dondurmasız olmaz. Hemen üstüne dondurmamı oturtuyorum. Şimdi burada asıl görmenizi istediğim, bakın sosun kıvamı ve pürüzsüzlüğü. Bunu nasıl koyacağım sizce? Emirhan hazır mısın? Döküyorum. Bakın aynen bu şekilde. Tabağa iyice yayılsın. Ve son olarak üzerine de birkaç file badem. Bugün Gülşahçe Lezzetler'de siz istediniz, ben pişirdim. Yine bana isteklerinizi lütfen yazın. Ben seve seve pişirmeye sizler için yepyeni tarifler hazırlamaya hazırım. Ama bu programda ne oldu ne bitti, bu tarifler nerede diye soracak olursanız tüm tariflerimiz için YouTube Gülşahçe Lezzetler ve bana tüm sorularınızı Instagram için gulshahcen.com.tr'den sorabilirsiniz. Ben hafta içi her gün saat tam 12.45'te Beyaz TV'de olmaya devam edeceğim. Sağlıkla kalın.